Merhaba arkadaşlar. Simba 3 aylık olmak üzere. Siz de çalışan bir aileyseniz gününü nasıl geçiriyor? Veya çalışan değilseniz hafta sonu iznindeyken yaşadığım izlenimleri anlatacağım size. Biz işe gittiğimizde gün boyu uyuyor gördüğüm kadarıyla. Hani çünkü gece hiç uyumuyor yani. Gün içinde uyumasa gece uyurdu diye düşünüyorum. Onu da şuradan kanaat varıyorum. Bu bıcırık hafta sonu iznimizde biz evdeyken öğle saatlerinde birazcık durgun oluyor. Yani muhtemel olasılıkla hafta içi evde bizim yokluğumuzdan faydalanıp uyuyor sabahtan akşama kadar. Sonra biz geldiğimizde zaten ben görüyorum işten gelince. Gözleri böyle hafif kısık bakıyor öyle kim gelmiş diye. Değil mi Simba? Gece de sağ olsun uyutmuyor bizi. Geliyor suratını, bıyıklarını suratınıza sürüyor. Yani Simba bazında konuşuyorum tabii. Geliyor sürtüyor, miyavlıyor bir de. Benle konuşmaya çalışıyor, derdini anlatmaya çalışıyor. Garibim anlatamadığını farkındadır inşallah. Ondan sonra uykumuz zedeliyor tabi. Biz eve geldikten sonra gerçekten mutlu oluyor. Biz yatana kadar peşimizden hiç ayrılmıyor. Oyun oynuyor karşımızda. Yani ben oyuncuyum diyor. Oyunu seviyorum diyor. Ama seni de seviyorum diyor. Bunu da arada fark ettiriyor. Yani güzel bir şey hareketli olması. Ama işte gece boyunca bizi uyutmama çabası içerisinde olması bazen yıpratıyor. Yani ben sabah 6'da uyanıyorum. Sen şimdi beni saat 11'de yatmışsın. Ben ne zaman uyuyacağım da uyanacağım. Niye rahatsız ediyorsun, değil mi Simba? Bak ben de sana derdimi anlatamıyorum. Yataktan çıkarıyorum. Aşağıya bırakıyorum. Bir 15-20 defa bunu yaşıyoruz. Ondan sonra hafif böyle tedirgin oluyor. Aşağıdan beni gözlüyor. Geleyim mi gelmeyeyim mi? Sonra ince hareketlerle gelmeye çalışıyor böyle yavaş yavaş. Yavru kediler çok hareketli ama zekiler arkadaşlar. Yani istemediğiniz şeyi anlayabiliyorlar. Ha, fark ediyor mu? Etmiyor. O ısrarla yapıyor onu. Amenna ama. Yani istemediğinizi anlıyor. Yani çalışan bir aileyseniz aslında bakarsanız yanına bir yavru kedi daha olsa bütün gün enerjisini onunla alsa akşam bu şekilde davranmaz ama ben de şöyle oturayım buraya oynarken. Yani muhtemelen bütün gün evde tek başına duruyor. Enerjisi patlıyor. Yiyor zaten kuru mamaları. Ondan sonra böyle biz geldikten sonra hep böyle oynuyor yani öyle diyeyim ben size. Enerjisini bizim yanımızda atıyor. Bir de gece karanlığında o sessizlikte en küçük bir çıtırtı bayağı uykunuzu zedeliyor. Şuna bak avlıyor oradaki. Yılan sanıyor herhalde. Solucan sanıyor. Saldır Simba. Kopar onu. Hani evdeyseniz nasıl olur? Ben hafta sonu gözlemlediklerimi anlatacağım şimdi size. Evdesiniz. Sabah uyandınız 10 gibi. O da böyle daha yeni uyku moduna geçecek gibi böyle hafiften sakince hareket ediyor. Şimdi bu hareketleriyle alakası olmuyor sabahları. Çünkü hafiften böyle uyuma motivasyonuna geçiyor. Saat 12'de inanılmaz uykusu geliyor. Yani rahatsız edilince birazcık kızıyor. Çok sevmiyor rahatsız edilmeyi. Uyumak isteyen kediler özellikle. Şu gördüğünüz koridorda dört nala koşuyor arkadaşlar. Yani baya normal şartlarda ama öğle saatlerinde çok öyle değil. Kedilerin galiba böyle gece oynama, gece yaşama, böyle gece hayatı gibi politikaları var. Ben onu anlıyorum buradan. Böyle size de sohbet eder gibi anlatmaya çalışıyorum bir yandan.
Çok hoşuma gidiyor oynaması. Hani izliyorum, kafamı dağıtıyor ama. Dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum bir şeyler. Ben şimdi anlatıyorum, hani aklıma da ne kadar geliyor, ne gelmiyor. Videoyu kapadıktan sonra aklıma başka şeyler gelebiliyor. Siz yorum atın. Ben önceki videolarda olduğu gibi yorumlara cevap vermeye çalışacağım. Karma aşısını yaptık bu arada. Birinci karma aşısı. Diğer karma aşısı da 15 gün sonra olacak. Veteriner hekimimiz birazcık iştahsızlık, halsizlik, hatta en ileri komplikasyon sırtının sağ tarafında şişkinlik olabilir dedi. Ama olmadı öyle bir şey. Cayır cayır geldiği ilk andan itibaren oynamaya başladı. Durmadan da oynuyor. Simba. Ey maşallah. Arkadaşlar bunun cinsi bildiğiniz gibi British Shorthair Black Golden. Hani ben düz renk British Shorthair'e de baktım. Grilerden. Rahmetli oldu yavrum. Çok fark var aralarında. Yani tavsiye edecekseniz yaramaz olmasın ama hareketli olsun derseniz. Tabi değişir ki yani. Bunlar da bir canlı sonuçta. Her canlı aynı olmuyor ama ben çok memnunum bu kediden. O da benden memnun bence. Geliyor, konuşuyor vesaire. Hani sahibine de düşkün. Tatlı bir kedicik. Şimdi videoyu da kapatmak istiyorum ama çok hoşuma gitti oynayışı. O da sanki ben video çekiyormuşum gibi böyle o daha da tatlı oynamaya çalışayım der havasında. Neyse duydu beni herhalde. Ne oldu? Söyle yavrum. Arada böyle anlamsız yürüyüşleri oluyor tabii. Bak ya arkama kaçıyor. Söyle yavrum.